İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Dikranagert'teki Surp Sarkis Ermeni Kilisesi restore edilecek. Ermenistan Cumhuriyeti Ombudsmanı, Azerbaycan makamları devlet düzeyinde dini düşmanlığı kışkırtıyor, bizi İslamofobi ile mutlak bir yalanlığa suçluyor. Arşil Gorki'nin keşfedilen tablosu hakkında İsviçre gazetesi, soyut dışavurumculuğun başyapıtı. Van nüfusu düşüşte, göç artışta. Batı Ermenistan'daki Nemrut Dağı'nın eteklerinde yeni bir bitki keşfedildi. Tiflis'teki Ermeni Dram Tiyatrosu binasının tadilatı tamamlanıyor. Ermeni Mimarisi Araştırma Vakfı Müdür Yardımcısı Rafik Kortoşan, Azerbaycan'ın her vandalizmi medeni insanlığa karşı bir suç olarak kabul edilmelidir. Batı Ermenistan'daki Dikranagert Diyarbakır'ın Merkezsur ilçesinde 16. yüzyılda inşa edilen ve cemaati olmadığı için zamanla tahrip olan, halk arasında Çeltik Kilisesi olarak da bilinen Surp Sarkis Ermeni Kilisesi restore edilerek gelecek kuşaklara aktarılacak. Kilise 3769 metrekare alana sahip. Kilisenin 1840 yılında onarıldığına dair tamir kitabesi Dikranagert Arkeoloji Müzesi'nde yer alıyor. İhale kapsamında teknolojinin sağladığı imkanlar kullanılarak kilisenin röleve çizimlerine başlandı. Diyarbakır Ermeni Kiliseleri Vakfı Başkanı Ergün Ayık, tarihi yapının Diyarbakır'da ayakta kalan iki kiliseden biri olduğunu belirtti. Yapıların yaşamının uzatılması ve gelecek nesillere aktarılması için onarım çalışması yürütülmesi gereken, kilisenin karşılanacak ödeneklerle yapılması için Diyarbakır Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü'ne talimat verildi. Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Arman Tatoyan, kendi sosyal hesabı Facebook sayfasında Azerbaycan makamları devlet düzeyinde dini düşmanlığı kışkırtıyor, bizi İslamofobi ile mutlak bir yalanla suçluyor ifadesini kullandı. Tatoyan şöyle yazdı: "Tarihsel gerçekler Ermeni Kilisesi'nin yanı sıra halkımızın İslam'a ve diğer dinlere olan saygısını kanıtlıyor. Ermeniler yüzyıllardır İslam dünyasının birçok halkıyla dost olarak yaşamışlardır. Örneğin Arsat'ta Şuşi'nin yukarı ve iç camileri ayakta kalmış ve korunmuştur. Yukarı cami ve medrese binası tamamen yenilenmiş ve bir park inşa edilmiştir. Günümüzde de Yerevan'da işleyen bir cami mevcuttur. Bunun aksine Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Şuşi'deki ve Surp Armena Pırgıç, Gazançetos ve Ganaç Jam Yeşil Manastır kiliselerini bombaladı. Artsakh'taki Mehakavan'daki Zoravar Surp Asvazazin Kilisesini yıktı. Matagis'teki Kutsal Yeşil Kilisesine saygısızlık ettiler. Şuşi ve Hadrut'taki Ermeni Haçkar anıtlarını imha ettiler." Arşil Gorki'nin yeni bulunan tuvalindeki sıcak renkleri ve cennetin ışıkları arasında onun hayatının en büyük acısı yer alıyor. Bu ifade İsviçre gazetesi Neue Zürich Zeitung tarafından yakın zamanda bulunan bir tabloyla ilgili makalede dile getirildi. Ressamın kızları 1947 tarihli ünlü The Limit tablosunun altında garip boya izleri fark ettiler. Tuvalin altında bir kağıt resim olduğu ortaya çıktı. 2020 yılının sonunda resmin restorasyonu başladı. Sınır adlı resim esas olarak gri yeşil renklerle çizildiyse de altındaki resim mavi ışık ve güneş ışınlarıyla aydınlatılmış bahar gökyüzünün nefesiyle dolu odayı temsil ediyor. Gazete, "Burada geçmişin ve geleceğin özgürce yüzen hatırasını görebilirsiniz. Parlak kokuları ve renkleri ile Ermeni çocukluğunun yazı ve Virginia kırsalındaki yaz mevsimi kolaylıkla iç içe örülüyor. Ancak bu şeffaf ışığın altında sanatçının acı kaderi hissediliyor. Ermenilere karşı gerçekleştirilen soykırım Armenosit sırasında annesi açlıktan öldü," diye yazıyor. Son dönemlerde yapılan tüm sıralamalarında Batı Ermenistan'ın Van ili sonlarda yer almaktadır. Son 20 yılda bir tek yaşadığı en büyük kırımlardan biri olan 2011 depreminde nüfusu düşen Van'ın nüfusunda yükseliş sona erdi. Çokça nitelikli göç verip niteliksiz göç alan, genç nüfusun sürekli kaybeden Van'ın yeni nüfusu %7.3 azalarak 1.141.015 oldu. Genç nüfus oranı da azaldı.
Azalmadaki en büyük sebep ise Van'ın iş ve daha iyi bir yaşam için sanayi kentlerine tercih etmesi oldu. Batı Ermenistan'ın stratejik, coğrafik ve tarihsel olarak en önemli şehirlerinden olan Van'da birçok alanda kayıp sürüyor. Nitelikli göçü eriyen kentte yıllar sonra nüfus ilk kez düşerken işsizliğin de hala en yüksek seviyede olduğu illerden biri olan Van'da ortanca nüfus yaşı 23.6'ya yükseldi. Van 100. Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Mehmet Fırat, Samosat Adıyaman'ın Nemrut Dağı eteklerinde keşfettiği yeni bitki türünü bilim dünyasına tanıttı. Batı Ermenistan'da çalışmalarını sürdüren ve çok sayıda yeni bitki türü keşfiyle son yıllarda ismini duyuran ünlü botanikçi, memleketi Samosat Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Nemrut Dağı etekleri civarında 2015-2020 yılları arasında floristik arazi çalışmaları esnasında deli çay cinsinden bir bitki türüne rastladı. Rastladığı türe ait herbaryum örnekleri alan ve daha sonra üzerinde detaylı inceleme ve çalışma yapan Fırat, bitkinin yeni bir tür olduğunu keşfetti. Keşfedilen bitkiye Statis sempsurensis adını veren Fırat, yeni bitkiyi Yeni Zelanda'da yayın yapan Phytotaxa adlı uluslararası prestijli dergide yayımlattı. Ünlü botanikçi Fırat'ın keşfettiği yeni endemik bitki türü dünya literatürüne geçti. Dünyada Ermenistan Cumhuriyeti dışında faaliyet gösteren tek devlet Ermeni tiyatrosu olan Tiflis'teki Bedros Adamyan adlı Devlet Ermeni Dram Tiyatrosu yakında tamamen yenilenmiş bir binada kapılarını açacak. Ancak yaklaşık 3 yıl süren inşaat tiyatronun çalışmalarını aksatmadı. Tiyatro Gürcistan'ın bir dizi şehirlerinin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinde de sahne aldı. Tiflis'in Bedros Adamyan adlı Devlet Ermeni Dram Tiyatrosu 166 yaşında. 1856 yılında kurulmuştur. Tiyatro 1937'den bu yana Havlabar'daki mevcut binada faaliyet göstermektedir. Ondan önce Gürcü Tiyatrosu'nun faaliyet gösterdiği mevcut Şota Rustaveli adlı Devlet Dram Tiyatrosu binasındaydı. Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov, 23 Kasım 2020'de Ermenilerin Azeri Şahbulak Kalesi'ne bir haçkar anıtı yerleştirerek Ermenileştirdiğini duyurmuştu. Sahtekar bakanın gerçekmiş gibi sunduğu resimlerin bahsi geçen kaleden değil, Gürcistan'ın Ahalska şehri kalesinde çekilmiş olduğunu öğrendik. 16 Mart 2021'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hadurt'taki Zakkavank'ta manastırın Ermenice yazıtın sahte olduğunu duyurmuştu. Bu durumda İlham Aliyev söz konusu 17. yüzyıla ait yazıtın 19. yüzyıldan başlayarak yönettiği devletin kurulmasından önce çeşitli çalışmalarda yayınlandığını düşünemiyor bile. Makalenin tamamını web sitemizde okuyabilirsiniz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Lımbat adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Sakon U Saton adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.